Merhabalar. Evet, Cano'yu alalım. Aşkımı alayım. Katıldın mı? Burada mısın? Dur, iptal edeyim de üstten alayım. Veya bir şey yaz Cano. Şey yaz. Heh. Tamam, Suudi ablanın şeyi yarıda kaldı. Evet, Suudi abla, Suudi nazı alıyorum. Valla tanımadıklarımı almıyorum canım. Yani tanıdıklarımı alıyorum. Onu da buradan söylüyorum. Ben YouTube'ya atacağım zaman da söylüyorum. Atmayacağım zaman da söylüyorum. Atmıyorum. Rahat olabilirsiniz. Yani. Bülent Hanım, o arkadaşınıza söyleyin. Arkadaşınız çok gereksiz şeylerde bulundu. Hani siz ona zaten bir videom var benim. Orada konuşuyorum. İsmini de söylüyorum. Yo, size söylüyorum Bülent Hanım. Aha. Yani böyle kalkıp da ikinci kez hani böyle bir şey yapması yani o videoda açıklamasını yaptım yani. YouTube kanalımda da duruyor, burada da duruyor. Tüm sosyal medya hesaplarımda duruyor yani. Hani bu işin tekerrürü nasıl olabiliyor? Yani bilemem. Herhalde kafayı yemiş. Aha. Hani bir ara ben size engellemiştim ya hanımefendi. Araya giren kişi engeli kaldır demişti ya. Hı. O beyefendiden bahsediyorum. Anladınız mı? Evet, Pınar Hanım, hoş geldiniz. Anladım. Zaten video duruyor YouTube kanalımda. Başlık da Vasilik yani. Başlık Vasilik. Baysal TV YouTube kanalımda. Başlık Vasilik. İzlemeyenler izlesin oradan. Yani izlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Buradan konuşacak değilim. Yani keşke onu araya sokmasaydınız da başka böyle vicdanlı, merhametli, delikanlı Lubunya camiasında hani LGBT'liler arasındaki birliktelikten, eşlikten, eş başkanlıktan yani keşke başka farklı birini soksaydınız sevgili Bülten Hanım diye düşünüyorum. Şimdi ben malımı bilmez miyim? Şimdi Aurora benim evimde köpeğim ama benim malım.
Nasıl malım? Ben satmıyorum. Ben bakıyorum. Ben de onun malıyım. Ben onun annesiyim. Ama malım. Mal demek yani. Anladınız mı efendim? Heh. Man ayrı, mal ayrı. Başka birini devreye soksaydınız yani. Çünkü rahat durmuyor. Her şey aynı. Bilmiyorum artık neyin kafasını yaşıyorsa yani bir şey yaptın, hata yaptın, reddedildi. Akabinde tekrar aynı şeyden yola çıkıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Girin YouTube kanalımda Vaysal TV'ye. Orada Vasilik şeyini, videosunu bulun, izleyin. Orada yani ben o kadar okumuş, kültürlü bir insanım. Neyin? Beleğin çemberinden geçmişim. Hayat okulunu okumuşum, bitirmişim. Üniversite bitirsem ne olacak? Bitirmesem ne olacak? Önemli olan acılı hayat okulu. Yani. Bak Sevengül bile onunla görüşmüyor. Roy görüşmüyor. Çünkü anlıyorlar yani kimin ne olduğunu. Beril de görüşmüyor. Zümrüt de görüşmüyor. Yani. Yo, benim size şeyim yok yani. Keşke farklı bir kişiyi araya soksaydınız. Hani yanlışlıkla beni engellemiş Sibel Hanım engelimi kaldırsın diye de yani biraz da görüşüyorsanız yani akıl verin ona. Gerçi bilmiyorum kendi kafasınca kendini ne zannediyorsa bilemiyorum hukuken. Bence yani kendi kendine yapıyor. Yapsın. Ben de onu bekliyorum zaten. Tabii ki çok zeki bir kadınım. Hukuk okumuşum, anestezi bölümünü kazanmışım. Her şey, yani her şey okumadığım, kazanmadığım, elimde olmayan sertifika yoktur. Buradan da Adalet Bakanımız eski Bekir Bozdağ'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü onun döneminde okudum efendim. Bakınız efendim yeni gelen İçişleri Bakanımız nasıl yer yere oynatıyor, hoplatıyor. Ya Soylu değil, Soylu'dan daha şey çıktı. Ya yani Rumunyalar kendinize gelin. Vallahi bu yeni gelen İçişleri Bakanımız var ya öyle süper çalışıyor ki Soylu'dan da beter. Beter derken kötü amaçla demiyorum. Yani suçluyor, yerin altından çıkartıyor. Beyefendi sizi tanımıyorum, o yüzden konuk olarak almayacağım. Tamam hanımefendi, ben de diyorum ki ne? Birinci kez bir hata işledi, reddedildi. İkinci kez yani o videomu izleyin, ona göre de kendisine iletişime girin yani. Ben onu engelledim zaten, görüşmüyorum. Birçok arkadaşlarım görüşmüyor. Nefret ediyor. Her iki perdeyi yaptıktan sonra, bana yaptıktan sonra hiç kimse görüşmüyor. İbedilik de kendisinin de katliama uğramasını buradan yüce Allah'ımdan yalvarıyorum ve dua ediyorum. İbedilikle şöyle boynunu kessinler, atsınlar orada bir yere bunu. Ancak öyle olur. Aha.
bu kadarına da pes yani. Bir insan kazdığı kuyuya ikinci kez tekrar olaraktan nasıl düşebiliyor? Ben anlam vermiş değilim. Neyin kafasını yaşıyor bu? Ferdi'nin o kadar ahını aldın. Ferdi o kadar yardımcı oldu. Nankörler. Çoğunlukla konuşayım. İstisna olaraktan değil. Nankörler. O kadar para topladılar. Ferdi hastalandığında kalktın gebersin dedin. Kurban oldum Allah, ben de buradan sana diyorum. Kellen kopsun orada. O evine, o övdüğün ev var ya, oturduğun eve, ocağın sönmesin. Dilerim Allah'tan. Gel buraya. Ne yapacağız şimdi, senin tavuğun var. Ben de o zaman şey yapayım. Çorba yapayım kendime. Ha, senin tavuğun var. Tavuğunu sana vereyim ben. Ondan sonra ben de kendime çorba yapayım. Ne yapayım? Vazgeçtim balıktan. Bir de bugün nohut ıslayayım suya. Yarın da Allah izin verirse nohut yapayım. Geçen yaptım, çok güzel oldu nohut. Çetin Bey, sizi tanımıyorum. Konuk olaraktan alamayacağım. Arkadaşlar bunu bilin ya. Ben tanıdıklarımı alıyorum. Tanımadıklarımı, takipçilerimi, takip edenleri almıyorum, tanımadıklarımı. Bazı videolar var. YouTube kanalıma atıyorum. Çoğu videolar var, atmıyorum. Yani o yüzden tanımıyorum, izlemede kalın. Yani bana öyle sürekli istek göndermeyin, konuk isteği. Kırılmayın yani. Hatta YouTube kanalıma atacağım videolardan tanıdığım insanları dahi aldığım zaman öncelikle uyarıyorum. Bu video kanalıma atılacak diyorum. Ona göre almıyorum tanıdıklarımı. Daha önceden yani sürekli yayın konuklarım olmalarına rağmen. Almıyorum. Çünkü bu da önemli bir açıklama. Bu video da çok önemli bir açıklama yani. Yani tekrar değil, tekerür. Videosu. Garip garip ne ağlarsın, boynum bükülür. Savyeli değmiş de solmuş, gül gelin gelin, Antepli gelin, Maraşlı gelin,
Urfalı gelin, vay dertli gelin. Tabii ki efendim. Şimdi o ayrı baş yani kendini bir şey zannedip ya perdeye yazık günah değil mi? Öldü gitti çocuk. Bak ne kadar ben o ayrılık trenini şarkısını çok güzel okurdu. Ne yaptım? Kendim çok güzel bir video hazırladım. Ben arkadayım ve eşarp var bende. Ondan sonra Seyhan Soylu sesiyle olan işte bir videomuz var. Onu da yani sevdiği şarkıdan yola çıkaraktan ben perdeden bu kadar ben kötülük görmedim. Görmedim. Ferdi herkes tarafından sevilen bir Ferdi'ydi. Ama şu an yok oldu. Keşke Ferdi ebedi kokruya naşlayacağına sen naşlasaydın o zaman saman pazarından davul zurna getirip o hani kırmızı kıyafetim var ya roman havası oynuyorum. Ha, davullar zurnalar burada çalardı canlı canlı da ben oynardım. Ama o günü bekliyorum. O günü bekliyorum. Tabii canım. Ferdi bir taneydi, Ferdi bir taneydi, Ferdi. Ölüm sana yakışmadı. Yakışanlar var da, onlar da işte elimi açtım Allah'a. Bekliyorum. Yemin ederim Gülistan, yemin ederim bak. Aa bu Ebedi Kokuriye Naşlası eğer saman pazarından davul zurna buraya getirtirip de 5.000 TL vereceğim. 5.000 TL vereceğim davul zurnacıya. Oysa ki 200 yüze de geliyorlar 100 TL'ye. 5.000 TL'yi burada canlı yayında vereceğim. Yeter ki bu Ebedi Kokuriye Naşlası'nı. 5.000 TL'de 150 euro. Ya? Ne 150 euro? Yani o kadar. Matematiksel beyin olaraktan hesapladım. Herhalde o kadardır. O davulcu zurnaları zurnacıya vereceğim. Bir ebedi kokoreye naşlasın. Kurban oldum Allah. Ne var ya? Benim sesimi duy ya. Kurban oldum Allah ya. Şunu benim başımdan al şöyle. Ebedi kokoreye naşlat. Ama acı çekerek naşlattır. Öyle anında değil. Acı çeksin böyle önce. 2-3 gün acı çeksin. Ondan sonra ebedi kokoreye naşlasın. Sonra o davullar, zurnalar gelsin burada çalsın. Tokmakla, tokmakla yavrum, tokmakla. Tokmakla evladım, tokmakla. Diyerekten. Ben de burada göbeğimi atacağım. Halay çekeceğim. Çetin Bey, bana istek gönderiyorsunuz da ben konuk olaraktan ben tanımıyorum canım. Alamam sizin. Ne yazacaksanız alttan yazın efendim.
Daktilodan. Tak 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 tik tak tik tok 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 tak 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 kuak. Bu kol tabi ya. Buradan alttan yaz ben okurum. Hayır, ben ünlü olamadım. Aman yıllarımı verdim. Fenomen olamadım. Kalk da sen mi olacaksın? Alsam seni yayına. Konuk olarak. Gene Sibel Baysal bir markadır. Hem sesiyle hem kalbiyle hem görseliyle hem de sevdiğiyle hem de sevmediğiyle nankörlüğe de gelemem efendim. Haksız yere bana kim bulaşıyorsa önce Allah'a sonra adalet mülkün temelidir diyorum. Yani. Ay ne yapacağım şimdi? Ben de turpu doğrayacağım, limon sıkacağım üstüne. Bağırsaklara da iyi gelir efendim. Ondan sonra çorba yapacağım. Nohut sıyacağım şimdi. Yarına biraz kemikli et alırım. İçine koyarım nohutu. Nohutun yanına da uzun zamandır hep Günür söylüyor bana. Yani Sibel'cim diyor. İşte mesela fasulye yapıyorsun, nohut yapıyorsun. Neden pilav yapmıyorsun tereyağlı? Güzel gider diyor. Ben de pirincim yoktu. Geçen markete gittiğimde iki paketi aldım. Ondan sonra tereyağı da alırım yarın. Ondan sonra nohutun yanına da tereyağlı bir de şehriye alacağım. Şehriye yakışır pirinç pilavına. Güzel böyle yani. Bir de cacık. Bir de salata. Maydanoz, kuru yeşil soğan, domates, salatalık, üstüne olmazlardan olmazı. Canım ben yudumu kaça aldım? 200 küsür TL'ye aldım. Tereyağı daha çok pahalı. Tereyağı 380-400 arası. Benim buradan aldığım yudum yağdan bahsediyorsun. Değil mi? Onu herhalde ya 200 küsüre aldım diye biliyorum. Ama tereyağı pahalı canım ya. O da 380-400 arası. Rengi koyu olanı diyorsun. Ha? Yani bir de ıslak mendilim yok, peçetem yok. Kaç gündür bu bilgisayarım ağrı salandı işte ondan dolayı hep unutuyorum. Onları dahi alamadım. Ama Nescafe'lerimi aldım. Öyle işte hayat böyle.
İnsan tanımadığı birisi öldüğünde buradan sela veriliyor camiden. Üzülüyor. Ama eğer o insanın sende, ölen kişinin sende, çok şey ölmeyen kişinin sende şeyi varsa, hani sürekli böyle kendi çapında psikolojini bozuyorsa, gereksiz yere işte seni oraya buraya gönderiyorsa, şudur budur işte, eğer o da ebedi kokoreye yanaşlarsa çok sevineceğim. Çok. Gerçekten çok sevineceğim, mutlu olacağım. Ekranlarda alenen davul zurna tutup hem çifte telli oynayacağım hem de göbek atacağım. Roman havası oynayacağım. Bekliyorum. Dikkat ettiyseniz 3 aya yakın Amerika'da yaşayan Roy'la konuşmuyordum. Şu an evet konuşuyoruz. Ama ya yani konuşuyoruz derken yayınlarda. Tabii ki özelden de arasam bakar. O ayrı konu. Ondan sonra başka kimle konuşmuyordum? Zenubi ile konuşmuyordum. Onunla da konuşuyorum. Bunlar hepsini artık dışladılar. Dışladılar. Ne mal olduğunu anladılar. Çünkü sadece bana değil, herkese böyle yapıyorsun. Hanımaya da yaptın, Zeynep'e. Ama Zeynep'e de baş edemedin. Baş edemedin. Ya. Roy'la baş edemedin. Feride ile edemedin. Mehtap'la, hele ki Mehtap'sınız, baştan bu yana sevmiyordu. Hadi gene bunlar sana biraz yanaştılar, bu Roy, Feride falan. Yani anladılar çünkü. Herkesin ne mal olduğunu anladı. Üçkağıtçı, dalavereci, sahtekar, insanları sürekli böyle adli bakka olaraktan kendi başına yazıp çizip adaleti oyalayan mahlukat seni anladılar. O yüzden etrafında kimse kalmadı. Hele ki bir de Ferdi'ye yapmış olduğun, Ferdi yayınında para topladı, seni zayıflattırdı. Dümbük. Kalktın dedi ki ne? Ferdi'nin mezarına sıçayım dedim. Ölüsüne sıçayım dedim. Terbiyesiz. Kan kusuyorsun, beter ol. Ölmeni bekliyorum senin. Ne zaman ölürsen o zaman işte saman mezarına gideceğim. Bekliyorum. Seyhan Soylu seni kaç şeyden dolayı dava açtı senin hakkında avukatlarıyla. Bunu da buradan söyleyeyim sana. Tamam. Haberin olsun. Seyhan Soylu dediğin zaman, Seyhan Soylu boş bir kadın değil. Tuttuğunu kopartan, alayına dikilen, haklı olaraktan çok bilgili ve zeki bir kadın. Senin hakkında o kadar davalar açtı ki avukatlarıyla. Bakalım. Şu an konuşma Sibel dedi bana. Tamam Seyhan dedim.
Ben dedi paylaşım yapacağım dedi. Veya gerekirse canlı yayın yapacağım dedi. Başta seni alacağım, birkaç kişi daha var dedi. Onları da alacağım dedi. Ben de tamam dedim. Seans oy diye. Bakalım. Tamam, Seansoylu da bunu zaten gitmiş bu tür şeyler. Ha, o zaman işte nasıl o midesine sıçtığım, ha, Seansoylu'nun da eline geçen kanıtlı bilgili olan şeyleri avukatlara verdi. Evet. Herkes dava ediyor. Para kopartıyor. Onların her şeyi Seyhan Soylu sisi de. Seyhan boş bir kadın değil. Madem beni Orhan, madem beni seviyorsun da, o zaman neden bir dakikalık video alıp göndermiyorsun? Madem öyle bir şey yaptı dün, yaptılar, yaptı. Ha? Ben SS istemiyorum. SS üzerinde oynama da olabiliyor. Photoshop olarak da. O zaman al bir dakikalık bir video gönder bana. Madem Sibel ablanı çok seviyorsun. Yo. Sen bana onu Seyhan Soylu'nun avukatlarından bahsediyorum. Mal, man kafa. Lafı nereden anlıyorsun sen? Bak şimdi kıvırdı. Şimdi ne diyor ki ne? Bir dahakini alırım diyor bak. Yok bir şey kız. Yok bir şey canım benim bir tane. Öyle konuşuyorum işte. Yazıyorlar, ediyorlar. Hatta yazdıklarına da istisna olaraktan cevap veriyorum. Genelde benim kendi düşüncelerimi ifade ediyorum burada, sergiliyorum. Aha. Yani. Herkes haklı olarak da düşüncelerini
ifade edin. Özgürlük doğrultusunda konuşabilir. Mesela ben bugün belediye başkanımı eleştirebilirim. O benim hakkım. Çünkü ben bir millet adayıyım. Tıpkı sizin gibi. Yani halkın adayıyım ben. Millet adayıyım demek istiyorum. Milletvekili adayı demiyorum. O yüzden belediye başkanımı da eleştirebilirim. Ama bunun içerisinde rencide aşağılayıcı, müstehcen, saygı çerçevesini aşarsan olmaz. Ama düşüncelerimi tabii ki ifade etmekte her insan özgürdür. Bunu demek istiyorum. Veya Cumhurbaşkanı mı? Tabii ki. Çünkü ben dağda yaşamıyorum. Ben şehirde yaşıyorum. Ben vatanıma düşkün olan, elimde çift bayrak taşıyan, ne mutlu Türk'üm diyen birisi Sibel Baysal olaraktan, tabii ki millet adayı olaraktan Cumhurbaşkanımı da eleştirebilirim. Dozunu aşmamakla saygı çerçevesi içerisinde. Sadece ben değil, tüm Türkiye'de yaşayan halk tabii ki dozunu suretiyle eleştirebilir. Bunun TCK'da, Çumuk'ta herhangi bir suç teşkil edecek bir maddesi yoktur. Çünkü hani eleştiriyorsun. Hani diyorsun ki mesela yağın zam geldi. Şekere zam geldi. O şekilde diyebilirsin. Ama haddini aşarsan o zaman cezaevini boylarsın. Yani. Çünkü Avrupa İnsan Hakları'na, Avrupa Birliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre tabii ki muhtarı da eleştirebilirsin. Ama saygı çerçevesi içerisinde. Bunlar çok önemli şeyler yani. Ben şahsen Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Paşa kapısı cezaevinde yatmış, sonra da muhtar olmuş, ondan sonra başbakan oldu, sonra cumhurbaşkanı oldu ve önce Allah, sonra Allah başımızdan Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin. Kurban oldum, Allah'tan da diliyorum, zeval vermesin. Hem kendisine hem de ekabiline. MHP'yi de çok seviyorum. CHP olarak da CHP'de şu şekilde efendim, Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. Mahalle muhtarım 30 senedir CHP'li, çok seviyorum.
Çankaya Belediye Başkanımız, o da CHP'li, Alperen Taşdelen miydi neydi artık? Onu sevmiyorum. Ama muhtarımı seviyorum. Yani isteyen istediği partiyi sevebilir, tutabilir, oy verebilir. Herkes özgürdür. Size kısaca bir şey olarak da şey yaptım mesela. Örnek verdim. Yerel seçimlerde biliyorsunuz Mart'ta oyumu kime vereceğim? Tabii ki CHP'ye vereceğim. Ama Kılıçdaroğlu'na değil. Muhtar ablaya ve oturduğum bölgenin belediye başkanı. O da ona bağlı olduğu için oyumu CHP'ye vereceğim. Yerel belediye ve muhtarlık seçimlerinden bahsediyorum. Eğer muhtar ablam 30 senedir benim oturduğum semtte ardı ardına CHP'den kazanıyorsa demek ki mahalleli olaraktan, semt olaraktan ablamızı seviyoruz. O yüzden ben ablama, muhtar ablama vereceğim CHP'li. CHP'li çünkü. 30 senedir arka arkaya seçiliyor, seviliyor çünkü. Belediye başkanı da Alperen Taşdelen miydi? Çankaya. O da ona bağlı olduğu için yani muhtar ablanın hatırına kalkıp yine Çankaya Belediye Başkanlığı şeyinde yine oyumu kullanacağım CHP'ye. Mansur Yavaş, Büyük Belediye Başkanımız. Aa, çok severim. Babişkom. Zaten iki tane babişkom var benim. Birisi külliyede Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Babişko. İkinci olarak Ankara CHP'den belediye başkanımız Mansur Yavaş Babişko. Tabii ki oylarım ona. Yani. Evet, son olarak efendim, şunu da sizlere ifade etmek istiyorum. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Artık basit uygulama
davalarında bizlere duruşma olanaksız direkt tebligat gelecek. Basit uygulama itirazı olarak da bu yasa çıktı. Resmi gazetede de yayınlandı, yürürlüğe girdi. Şimdi yeni çıkan TCK Cumhur Kanunu o da yürürlüğe girdi ama 2024'ü 24 birinci ayından itibaren geçerli olacak. Yani yılbaşından işte bir ay ceza aldıysan bir günde olsa cezaevinde kalacaksın. Denetimli serbestlik, evet 3 yıl, bazı suçlarda 5 yıl. Arttırıldı. Bu da yeni Adalet Bakanımızın çıkartmış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olduğu Sayın MHP lideri Bahçeli ikabilinde Fethi Yıldız tarafından birkaç yasa ya itiraz etti. 4 artı 4 5 bölü 4 olaraktan da itiraz ettiğinden dolayı bunlar da kabul edildi. Buradan da Fethi Yıldız'a beyefendiye Allah razı olsun diyorum. Tüm kader mahkumları adına. Adalet Bakanlığı bir yasa çıkartır. Bunun üzeri vardır, üstü vardır. Danıştayı vardır, Yargıtayı vardır, İstinaf Mahkemesi vardır, Anayasa Mahkemesi vardır, Avrupa Birliği Anayasa Mahkemesi vardır. Yani bunlar böyle kademe kademe itiraz sürecinde bulunup yani nasıl bir tutsak adli mahkum suç işleyen bir zanlı eğer ceza alıyorsa yerel mahkemeden ondan sonra istinaf mahkemesine itiraz ediyorsa İstinaf Mahkemesi'nden red geliyorsa onun üzeri vardır Yargıtay. Yargıtay'ın üzeri vardır Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Mahkemesi. Allah hepsinin yardımcısı olsun tüm kader mahkumlarının. Ben de 10 yıl yattım. Ama içeride olanları şu an dışarıdan olan benimle uğraşan kişinin cezaevine girmesini istemiyorum. Acı çekerek ebedi kokoreye yaşatılmasını istiyorum. Onu bekliyorum. Tabii ki ben de yıllardır 12 sene bir fil cezaevinde yatmış gönüllü solist arkadaşım Enver Yılmaz aynı zamanda Kader Mahkumları Federasyon Başkanı ile birlikte ben de oraya
üyeyim, gönüllü olaraktan. Tabii ki istiyoruz adli mahkumların bir an önce çoluğuna, çocuğuna, eşine, annesine, babasına kavuşmasını. Ama bir tanesi var ki ben onu yemin ederim, ben onu cezaevinde istemiyorum. Ebedi kokileye naşlatılsa acı çekerekten böyle. O zaman işte diyorum ki ne? Saman mazarında davul zurna alıp burada göbek atacağım. Roman havası oynayacağım. Varsa çıkacaktır yani. Aiste aiste de olsa çıkacaktır. Çünkü bir laf vardır. Güzel kardeşim. Alma mazlumun ahını, çıkar aiste aiste. Bak senin lafına geldim. Ya Ferdi'ye yaptı, Ferdi'ye ya. Ferdi ne kadar iyi, melek gibi bir insandı ya. Tıpkı Okşan gibi ya. Okşan melek değil de kelek. Kelaynak. Adını Kelaynak koydum. Ne güzel işte para topladılar, ettiler. Yani ondan sonra dedi ki ne? Okşan evine maliye gönderdi. Ben söylemiştim. Ferdi için ebedi kokoreye naşlasın dedi. Halbuki öncülük Ferdi yaptı. Para topladı. O midesini aldırmak için. Ya. Evet canım, evet doğru söylüyorsun. Ben de onu ima etmeye çalışıyorum. Canım benim bir tane. Abla Ferdi'nin buradakilere faydası çok oldu ama değerini, kıymetini bilmediler. Ben de işte onu söylüyorum. Helal olsun Seyhan Soylu'ya. Yarı annenim senin dedi Ferdi'ye. Mağaza bile verdi kadın ona. Her gün gidiyordu hastaneye. Yo, başkalarını almıyorlardı. Ailelerini dahi almıyorlardı. Seyhan Soylu'nun giremeyeceği yer yoktur. Bilgisiyle, zekasıyla. Ben bugüne kadar vallahi duymadım Seyhan Soylu sistem. Benim mal varlığım ben var da hava atıyorum diyerekten. Asla. Konuşur mu dobraları konuşur. Adamı ipe götürür, adamı ipten de alabilecek kapasiteye sahip olan Seyhan Soylu. Zeki kadın çünkü. Yani. Tanımadığımı almıyorum canım. Zaten birazdan kapatacağım. Videoma son vereceğim. Tanımıyorum seni arkadaş. Baysal TV programına geliyorsun da konuk olmak istiyorsun ama tanımıyorum seni. Belki güzel bir şey söyleyeceksen. O yüzden gerek yok. Bilemem yani. Beş parmağı beşi bir diye sabahtan beri neyi anlatıyorum ben?
Seyhan Soylu Ferdi'nin son nefesine kadar yanında oldu. Allah razı olsun. Evet. Taner Duman, hoş geldin. Arkadaşlar, bunlar değerli bilgiler. Alo. Merhabalar. Neredesin? Çankırı mı? Ha. Yok, bir ara internet gitti ya. Şu an sesim geliyor mu? Ha, Turkcell biraz böyle herhalde çalışma var burada. Bir anda gitti, geri geldi. Gelmedi, mobil veriden bağlandım. Allah'tan ki şeyim var telefonumda, mobil verim. Wi-Fi gitti. Evet, bakayım efendim. Şöyle aklıma. Bir şarkı. Zeynep Hanım Ferdi evi kokuryeye açmadan önce bu senin söylediğin birkaç kişi daha söylenir. Ama Zeynep Hanım kimseyi dinlemeyip 5.000 TL göndermiş. Yani Zeynep Hanım'ın hani böyle kültür amacı şey çok beyinli, çok zekalı bir kadın. Yani hani işte birini doldurursun, gazı getirirsin. Zeynep öyle değil. Zeynep kimsenin gazına gelmez. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Bu video YouTube kanalım Baysal TV'ye atılacak. Oradan izleyebilirsiniz. Kaçıranlar. Baysal TV, YouTube kanalım.